Tabii ben mesela açık oturumlar görüyorum. Saatlerce her kanalda konuşuyorlar. Hep sürekli konuşuyorlar. Ama tek konuşulmayan konu örgütün komünist olduğunun anlatılması. Bunu anlatmıyorlar. Peki mesela radikal İslam deniyor değil mi? Mesela terör yapıyor. Adam kaynağını gösteriyor, diyor ki bunun sebebi bundan kaynaklanıyor diyor. Cahil bu adamlar eğitilmesi lazım diyor. Adam burada terör yaptığında bunun da kaynağı var işte. Bunun kaynağı da komünist, Leninist düşünce. Bunun geçersizliği anlatılmazsa, adam eğitilmezse devam eder. Yani mesela diyor ki cahillikten oluyor, biz gençlere aydınlatalım. Nasıl aydınlatalım? Gençlere Darwinizm, materyalizmin önemini anlatalım. Diyerek felsefeyi anlatalım. Gençlere aydınlatalım. İşte onun için komünist oluyor zaten. Aydınlatma öyle olmaz. Aydınlatma Darwinizmin, materyalizmin geçersizliğini anlatarak olur. Mesela Güneydoğu'da iyi bir kültür ve eğitim programı yapmamız şart diyor. Tamam. Öğretmenler gitsin. Tamam. Ne? Öğretmen ne anlatıyor? Darwinizmi, materyalizmi anlatıyor. E oldu mu şimdi? Komünizmin zemini hazırlanmış olur o zaman. Onun geçersizliğini anlatacaksın. O zaman etkili olursun. Ya bilimsel çalışmanın dışında neticem sadece komünizm propagandası yapıyor. Mesela hain tuzak işte şu kadar kişi öldü diyor. PKK'nın dev bir eylemidir bu. Mesela bütün gazeteler sür manşetten veriyor. PKK 30 yıldan beri her gün ama her gün kendinden bahsettiriyor. Müthiş bir örgüt propagandasıdır bu. Geceli gündüzü bütün televizyonlar, bütün gazeteler PKK'dan bahsediyor. Gece gündüz. Türkiye'nin bir numaralı konusu olarak anlatılıyor. Bu muazzam bir örgüt propagandasıdır. Ve komünizmin ihtiyacı olan, Leninizmin ihtiyacı olan propaganda yöntemini istemeyerek, farkında olmayarak basında, radyoda, televizyonlarda geniş çapta yapmış oluyorlar. Örgütün en büyük ihtiyacıdır propaganda. Çünkü taraftarlara cesaret sağlaması için, şevk sağlaması için, heyecan sağlaması için, mücadele azmi sağlaması için bu haberlerin yayınlanması gerekiyor. Bunların duyulması gerekiyor. Mesela her ölüm haberi, her bombalama haberi PKK'lıların kalbine kuvvet verir, güç verir. Şevk verir ve yeni bombalamalar için onları cesaretlendirir. Ama ideolojik karşı propaganda yaparsan adam kendi inancını kaybediyor o zaman. Ne şevki kalır, ne heyecanı kalır, ne mücadele azmi kalır. Hiçbir şey kalmaz. Pasifize olur. Bu yapılmadığı müddetçe bu devam edecektir, eder. Televizyonu açıyoruz, başka konu yok. Sırf PKK anlatılıyor. Evet. Gece gündüz. Gazetelere bakıyoruz, PKK'dan başka bir konu yok adeta. Herkes PKK'dan bahsediyor, gece gündüz. Örgütün en büyük ihtiyacı olan propaganda muazzam sağlanmış oluyor böylece. Farkında olmadan, tabii ki iyi niyetle yapıyor ama farkında olmadan örgüte muazzam hizmet etmiş oluyorlar. Ve adamlar her eylemden sonra, çünkü PKK bir gün bile eylem yapılmadığında onlar da moral bozukluğu yapar PKK'da. O şevkini kırar. Mesela bir gün bile bir bomba haberi duyulmadığında, bir eylem olmadığında onlar da meskenet meydana getirir, durgunluk. Ama her bombalama haberini heyecanla dinliyor onlar. Radyoları var, cep radyoları var, televizyonları var. Hep bu konuşulan konu bu oluyor aralarında. Bu yüzden ama karşı propaganda olduğunda her duyduklarında içleri çökecektir. Her duyduklarında vicdanları sızlayacaktır. Her duyduklarında yanlış yolda olduklarını anlayacaklardır. Her duyduklarında fikirlerinin boş olduğunu, boş bir amaç uğruna savaştıklarını, boş yere katil olduklarını anlayacaklardır ve vazgeçeceklerdir. Yani telkin kadar, ikna kabiliyeti kadar etkili silah var mı kardeşim? Bir adam yanlış yolda, mesela bir adam öldürmeye gidiyor birisi yolda. Değil mi? Sevdiği birini çağırıyor, diyor ki ya ne yapıyorsun? Etme çatma, yanlış yapıyorsun işte gençliğin gider. İkna edip vazgeçiriyorlar. İşte burada da ikna çok önemlidir. İkna gel ananın çorbasını iç dedim mi adamı delirtirsin sen. Mübarek cuma günü adam öldürülür mü dersen adamı güldürürsün. Adam zaten bütün mukaddesata karşı vicdansız alçaklar. Adam zaten vicdansız olduğunu kabul ediyor. Vicdanlı olmayı çok kötü bir şey olarak alıyor. Lenin çok büyük bir hatadır bunu yapmak diyor.